Abi, annem mesaj atmış da Feraye teyze. İşte bu gece yemeğe falan davetliyiz. Geliyorsun değil mi? Bakarız, planlarıma bağlı. Tamam. Abicim, bir iki dakika konuşalım mı seninle? Her şey yolunda mı? Yolunda yolunda, merak etme. Herkesten önce seninle konuşmak istediğim bir şey var. İyi bir şey söyle lütfen. Ben bugün Zeynep'ten özür dileyeceğim. İyi bir şey dilemiştim. Melody bak, böyle söyleme. Çok büyük haksızlık ettim ona. Yarım yamalak özür diledim. Dahası... Dahası da mı var? Evet. Dün onunla baş başa kaldığımızda bir kez daha anladım. Ben Zeynep'e aşığım. Onsuz bir hayat düşünemiyorum. İlişkimizin adını koymaya karar verdim. Biliyorum, babam evden gittiği için Zeynep'i suçluyorsun. Ama inan bana, Zeynep'in hiçbir suçu yok. Devam eder misin lütfen abi? Peki. Yani ben dışarıda baş başa güzel bir yemek yeriz diye düşünmüştüm ama... Madem evde kimse yok, burada özür dileyeceğim. Yani becerebilirsem... Kendimi affettirip bana dönmesini isteyeceğim. Ne düşünüyorsun? Ne düşündüğümün önemi var ki? Sen çoktan kararını vermişsin. Melody, beni anlayacağını düşünüyorum. Seni anlıyorum abi. Ama Zeynep'e olan aşkın umurumda bile değil. Kolay gelsin sana. Selam. İyi görüşürüz. Feraye teyzelerde bugün yemek var. Belki gelmek istersin. Sağ ol prenses, haber verdiğin için. Yani ben hep birlikte oluruz adını tekrardan. Babam yok, bari siz gelin. Tamam, ben gidiyorum. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz. Bir oyunun tekstini unutmuşum da. Söylemene bile gerek yok. Burası senin evin. Odana kimse dokunmadı. Eyvallah. Alo. Evet, kaç gibi gelir yemekler? Belki burada fazla yemekler. Arda, burada mısın? Arda. Akşam annemler Feraye teyzelere gidecek. İstersen sen de onlara katılabilirsin. Şey, Melody söyledi sağ olsunlar da benim planım var akşama. İyi, sen bilirsin. İyi seneler. İyi seneler, görüşürüz. Melis, acil konuşmamız lazım. Üst sokağa gel. Ne oluyor ya? Acil olan ne? Zeynep'le Ege ile ilgili. Her şey tamam. Umarım beni affedersin.